Merhaba dostlar, Doğan'ın Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şükür ben de çok iyiyim. Bugün böyle bir ormanlık alana geldim. Yaka mikrofonu taktım çünkü çok rüzgar var. Bakalım etkili olacak mı? Ses konusunda biraz şikayetleriniz vardı. İnşallah bunu aşmış oluruz. Hemen unutmadan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalımız büyüyor. Çok teşekkür ederim. Videolarımızı izliyorsunuz. Bol bol beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Evet, bugünkü videomuzun konusu ne dostlar? Bugünkü videomuzun konusu güncel 50cc motor fiyatları. Biliyorsunuz piyasa yerinde durmuyor. Günden güne artıyor. Biz de bu artışa mecbur ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Ben de ne yaptım? Dün akşam biraz ders çalıştım. Sizin için en çok satılan 10 tane motor seçtim. Yani benim kullandığım tarzda 50cc'lerden seçtim. 50cc'lerin güncel fiyatları hakkında size bilgi vereceğim. 10 tane bu tarz. Klasik tarz, benim tabirimle klasik tarz 10 tane motor seçtim. Bu motorların güncel fiyatları, ikincil fiyatları nelerdir? Bunlar hakkında size bilgi vermek istiyorum dostlar. Şöyle notlar aldım. Hemen kağıtlarıma bakayım. Tabii ki şimdi şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Artık biliyorsunuz 20 bin liranın altında 50cc motor çok nadir. Yani benim araştırmalarımda, yani bu tarz klasik tarzlarda çok nadir, hatta hiç yok denecek kadar az motor kaldı. Diğer böyle normal scooter tarzlarında 50cc'ler var, o 20 bin liranın altında. Biliyorsunuz bu zor ekonomik şartlarda para biriktirip motor almak tabii ki zor. Onun için ne istiyoruz biz? İyi bir motor alalım, bize sıkıntı çıkarmasın. Parçasını kolay bulayım, rahatlıkla tamir ettirebileyim. Bir sıkıntı yaşamayayım. Çünkü bu paraları zor biriktiriyoruz. Bu paraları zor biriktirdiğimiz için de iyi bir şey almak istiyoruz. İnşallah gönlünüze göre bir motor alırsınız. İnşallah iyi bir 50cc motor alırsınız ve size sıkıntı yaratmaz bu 50cc'ler. Şimdi şöyle hemen fiyatlara geçelim. Videoyu çok uzun yapmak istemiyorum. Böyle kısa kısa. Kuş sesleri de çok güzel geliyor. Onlara bakıyorum şu an böyle. Mesela hemen Mondial 50 ZNO'dan başlayalım. Ben geçen sene bunu 10.500 almıştım. Bunu sürekli soruyorsunuz bana. Şu anki güncel fiyatı arkadaşlar, hemen notlarımı aldım. 23.500 TL. Mondial 50 ZLU şu anki internet kendi sitesinde tavsiye edilen fiyatı 23.500 TL. Tabii ki çoğu bayiyi de bulamayabilirsiniz. Ama birazdan bunları da söyleyeceğim. Başka bayilerden bunları zaten alabilirsiniz. Bir önceki videomda nasıl başka şehirden başka şehre motoru getireceğinizi, ben nasıl getirdiğimi açıklamıştım. Onu da izleyip fikir sahibi olup çok paralar vermeden başka illerden motor alıp kendinize getirtebilirsiniz. Kendi ilinizde yoksa. Mondial 50 ZNU 23.500 TL şu an. Güncel fiyatı. Bir diğer satılan, Mondial'ın en çok satan diğer modeli de var. Mondial 50 Turismo diye bir modeli var. Bu biraz daha uygun. 20.998, yani 21.000 TL Mondial 50 Turismo modeli. Yalnız şöyle bir şey var. Bu Mondial 50 Turismo modelin ikinci ellerine sağ olsunlar, biliyorsunuz piyasada 28.000 bile yazmışlar. Bu motorun piyasada şu an bulsanız, yani sıfırı 20.000, 21.000 lira ama ikinci el fiyatını 28.000 lira yazan arkadaşlarımız var. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Yazsınlar, daha çok yukarı yazsınlar. Peki başka Mondial'in size tavsiye edebileceğim bu tarz, yani böyle klasik tarz, hoşunuza gidebilecek tarzlardan Wing 50 tarzı var bir tane. Bu da 20.580 TL. Yani Mondial'de 3 tane bu tarz motor alabilirsiniz. Mondial 50 ZNO 23.500, Mondial 50 Turismo 20.998 TL, Mondial Wing 50 20.580 TL dostlar. Mondial'den 3 tane motor seçtim sizin için. En çok satan bir diğer marka, Cuba'nın Blueberry Pro modeli çıktı. Biliyorsunuz bu çok satıyor. Çok piyasada çok görmüşsünüzdür. Herkes tarafından çok beğeniliyor. Bunun da fiyatı şu an 24.500 TL. Cuba Blueberry Pro'nun 24.500 TL bir fiyatı var şu an piyasada. Cuba'dan sadece bunu seçtim şimdilik. Diğer markalardan bakıyorum, şimdi kağıdıma bakıyorum. RKS'nin motorları var. Çok güzel motorlar bu tarz. Klasik tarzlarda çok güzel, hoşunuza gidecek motorları var. RKS Bitter 50 var. Bu Bitter'in bir de bir üst 50'lik olmayan, 125'lik galiba, yanlış hatırlamıyorsam 125'li var. 50'liğine ben baktım. RKS Bitter 50 biraz pahalı. 32.921 TL. 32.921 TL Bitter modeli. Ama güzel bir model. Güzel yapmışlar.
RKS'den bir tane daha seçtim. Bu biraz daha bütçemize uygun. Azure modeli var RKS'nin. Azure. 23.213 TL'de bunun fiyatı. Yani RKS Bitter 50, 32.921 TL. RKS Azure 23.213 TL. Satın alabilirsiniz dostlar. RKS'den de bu iki modeli tercih ettim. Şimdi başka bir markamız. Yuki'nin modelleri var. Gene böyle klasik tarzlarda hoşunuza gidecek. Mojito 50. Bu da biraz daha pahalı. Ya bence pahalı. Ya bu motorlar için pahalı. Yuki Mojito 50 34.455 TL. Ve şu an satılıyor dostlar. Bulabilip bayilerden alabilirsiniz. 34.455 TL. Yuki'nin Mojito 50'si. Yuki'nin bir de Leggett 50 modeli var. Leggett 50. Evet, Leggett 50, yanlış okumayayım. Yuki'ler biraz daha diğer modellere, bunlara göre biraz daha pahalı. 32.100 TL. 32.100 TL diyeceksiniz ki 50 cc motora 32.100 TL verilir mi? Ne diyeyim dostlar, şu an piyasa öyle bir saçma hal aldı ki, yani 10.000 aldığım motor şu an 23.000 lira, yani anlamıyorum. Onun için Yuki'den de iki model söylüyorum. Mojito 50, Leggett 50. Bu modellere bakabilirsiniz. Mojito 34.455, Leggett 32.100 TL. Bir başka model seçtim sizin için dostlar. Aurora Cappuccino 50. Bu da çok satılıyor. Piyasada çok görüyorsunuz. Çok tarz, güzel bir motor. Kullanışı da güzel. Bunu da araştırıp bakabilirsiniz. Ama bu biraz pahalı şu an. 38.500 TL. Aurora Cappuccino 50 modeli 38.500 TL. Yani iyi bir rakam. Ne diyeyim? 38.500 TL'ye eskiden 50 cc değil, çok güzel motorlar alıyordu ama piyasaya artık öyle eskiden deyip bakamayız. Çünkü piyasa artık yukarılara çıktı. Yani nasıl söyleyeyim? Bisikletin bile 7-8 bin lira, 9 bin lira olduğu yerde bırakın da bunlar 23-24 bin lira olsun. Ya keşke biz de bunları 10 bine, 5 bine, 6 bine alsak da binsek ama piyasa artık öyle değil dostlar. Aurora Cappuccino 50'yi de söyledik. 38.500 TL. Son bir tane modelim var. Bunu daha çok kadın kullanıcılar için güzel bir rengi var. Onu tavsiye ediyorum. Çünkü kadın kullanıcı arkadaşlarımız da var. Yorumları yazıyorlar. Onlar için Moto Lux'un Efsane 50'si diye bir modeli var. Moto Lux Efsane 50. Bakın bu uygun biraz daha piyasaya göre. 20.078 TL. 20.000 liraya bunu alabilirsiniz dostlar bulunca. Bunu pembe rengi var. Onun için kadınlar için dedim. Diğer renkleri de var ama pembe rengi çok hoş duruyor. Kadın kullanıcılarımız bunu çok güzel kullanabilirler. Hoşlarına gidecek diye düşünüyorum. 20.078 liraya Moto Lux Efsane 50 modelini alabilirler. Evet dostlar, 10 tane model fiyatını aldım size. Bu 10 model çünkü benim hoşuma gitti. Yani bu tarz 50 ZNO tarzında, klasik tarzda olduğu için bu 10 model üzerinden gittim. Onların hakkında fiyatlar verdim. İnşallah işinize yarar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İkinci el fiyatlarına gelelim. Şimdi şöyle örnek veriyorum. Mondial 50 ZNO burada. Ben 23.500 lira yazmışım. Sitesinde bu fiyat yazıyor. Bu meşhur sahibinden.com, arabam.com, işte aklınıza ne geliyorsa bu tarz, o.com, bu.com, işte o tarz, aklınıza ne geliyorsa bu sitelerde 23.500 liraya. Şimdi biz şöyle, ikinci el fiyatlarını akşam hep araştırdım sizler için. 23.500 lira sıfır olan bir ürünü adam 28.000 liraya satmaya çalışıyor. Niye? Çünkü olduğu bölgede motor yok. Piyasada şu an yaz ayı geldiği için, bir yoğunluk olduğu için motor yok. Adam diyor ki 23.500 liraya satılıyor ama nasıl olsa bulamayacaklar. Benden bunu 28.000 liraya alacaklar diyor. Şöyle tavsiyede bulunayım ben size arkadaşlar. Bu ilan sayfalarına girin. Atıyorum Samsun'dayım ben şu an. Sıfırı Ankara'da bir bayide satılıyor. Adam arayın hepsiyle konuşun. Emin olun 23.000 liraya size motoru verir. Benim yolladığım gibi bir kamyoncu arkadaş bu uygulamadan bulup da, bir önceki videomu izlersin, uygulamadan bulup bir kamyoncu arkadaşla çok uygun bir fiyata 100 liraya 200 liraya bile getirebilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. 23.000 lira olan, örnek veriyorum, bir motoru 30.000 lira yazıp aradaki o fiyatla almayın. Araştırın, arayın, diğer bayileri arayın. Onlar size yollasınlar. Yolluyorlar da. Ben mesela Hopa'da yaşıyordum. Samsun'dan aldım. Otobüse koydular. Geldi Hopa'ya. Biniyorum. Bütün ikinci ellerini araştırıyorum. Yani şu Mondial 50 Turismo modeli 20.000 lira. İkinci elini adam 28.000 lira yazmış. Yani
İşte örnek vereyim, başka atıyorum, bu Aurora Cappuccino 38 bin lira. Adam buna binmiş, 1200 bin, 2000 kilometre yapmış, 40 bin lira yazıyor. Ya bunun sıfırı 38 bin lira, sen nasıl 40 bin lira yazıyorsun? Çünkü piyasada diyor ki benim olduğum bölgede bunu bulamayacak diyor. Fırsatçılara hiçbir zaman fırsat vermeyelim dostlar. Bir önceki videomda da motor getirirken onu da anlatmıştım hatırlıyorsanız. Otobüsler benden 600 lira, 1000 lira para isterken ben 100 liraya tırla sağ olsun bir arkadaş getiriyordu. Ben ama komşumuz tırla getirdiği için bedava getirdim. Ama örnek veriyorum, o uygulamadan bir önceki videomu izleyin bakın. Orada her şeyi anlattım. Uygulamadan kesinlikle denk düşürürsünüz. 100 liraya, 200 liraya çok rahat motorunuzu götürebilirsiniz dostlar. Onun için bu ikinci el sitelerdeki fiyatlara çok aldırış etmeyin. Orada da gerçi bu bayi fiyatıyla satan arkadaşlar var. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlardan da alabilirsiniz. Bayi fiyatıyla mesela örnek veriyorum. RKS Bitter 50 32 bin lira. Adam da 32 bin liraya satıyor sıfırını. Onları arayın. Onlar size bir şekilde yollarlar. Uygun fiyata yollayacaklarına eminim dostlar. İkinci el fiyatlarını tek tek böyle söylemek istemiyorum. Çünkü çok saçma fiyatlar var. Kafasına esen, kafasına estiği fiyatı yazıyor. Sıfır fiyatlarını ben size söyledim dostlar. Bu 10 modeli açıklamalar kısmına da yazacağım. Oradan internete girip tek tek araştırabilirsiniz. Bu modeller hakkında oradan daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi ben bunları tek tek ben size aslında açıklayacaktım ama video çok uzuyor. Çok sıkılmaya gerek yok. Ben bu modelleri tek tek açıklama kısmına yazacağım. Açıklama kısmından okuyup ben fiyatlarını söyledim. Siz de özelliklerini biraz oradan araştırıp bakabilirsiniz. Ama bu 10 model çok hoşunuza gidecek. Piyasanın en çok satan 10 modeliydi bunlar. Dostlar videomuzu burada kapatıyorum. Başka videomuzu Fatih Ustam'la konuştuk. İnşallah tamirhanede bir video daha çekeceğiz. Motorumuzu bir sürpriz yapıp 80'liğe deneme yapabiliriz. 80'lik olunca nasıl olacak diye bakalım. Biraz tamirhanede vakit geçirebiliriz Fatih Ustam'la. Siz o videoyu çok sevmiştiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere dostlar.